Sevgili dostlar, hepiniz kanalıma, evime hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, sıra geldi artık benim bu salondaki sofra bezimin üstündeki büyüyen bebeklerimi toprakla buluşturmaya. Bu videoda sevgili arkadaşlar 3 ya da 4 ayrı dikim yaptım. Videonun sonunda da zaten hepsini tek tek göreceksiniz. İlk gün bu bebeklerimi gördüğünüz hem bu toprak küp ya da seramik saksılara hem de gördüğünüz bir kutu var, görüyorsunuz. O kutuya dikim yaptım. Bir de ayrıca benim bahçedeki kapaklı saksılarımın boşluklarına da bu bebeklerden diktim. Malum bebekken diktiğimizde çok kolaylıkla aralara dikimler yapabiliyoruz. Fakat büyüdükleri zaman onları dediğim gibi kapaklı saksıların arasındaki diğer türlerin yanına dikmem çok zor oluyor. Ve böylece böyle bebekken diktiğimde de toprak boşlukları kapanarak saksılarda tamamen dolu dolu bir sukulent görüntüsü oluyor. Ben de o görüntüleri çok seviyorum. Ben bu sofra bezinden bebekleri ve yaprakları köklendikleri için ve köklerini sofra bezinin dokuma gözlerinden aşağıya geçirdikleri için beton zemine doğru yaprakları ayırmam biraz daha şey oldu. Hani zor oldu demeyeceğim. Sadece tutup çekme kısmında hani peçetedeki gibi olmadı, öyle söyleyeyim. Çünkü tamamen sofra bezine kökler sarılmıştı ve çengel şeklinde arkadan kıvrılmıştı malum. Ben bu forma getirmekte hiç de zorlanmadım. Çünkü sukulentler bu şekilde de hava ile de köklenebiliyorlar. Uygun ortamını bulduktan sonra sadece ara ara fısfısladım ki kökler kurumasın. Çünkü kök attıktan sonra arkadaşlar fısfıs yapmak gerekiyor. İlk baştan, yani tamamen yaprakken fısfıs yapmıyoruz. Ne zaman ki kökler çıkmaya başladı, fısfıs yapıyoruz. Hani 2 günde bir de yapabilirsiniz. Evinizin sıcaklık derecesine ya da bu benim cephenin mesela güneşlenme durumuna göre de bu fısfıs dediğim, yani su püskürtme işlemi herkese göre değişecektir. Çünkü bana göre 2 günde olan size göre belki bir günde olabilecektir. Çünkü biz Belçika'da yaşadığımız için ne oluyor? Havamız Türkiye'ye göre biraz daha serin oluyor. Fakat son 2 haftadır burada havalar çok sıcak gidiyor arkadaşlar. Dün mesela 24 dereceydi. Bugün yağmurlu göstermesine rağmen 16 derece. Fakat Türkiye'deki gibi bir 16 dereceyi düşünmeyin. Biraz daha böyle ılıman bir 16 derecedeyiz şu anda. Tabii bilmiyorum bu kış nasıl gider, nasıl biter. Allah'ın dediği olur. Yani çok ağır geçer deriz. Yani daha sıcak geçebilir geçen seneye oranla. Bu arada da mesajlar geliyor. Onlara da geri dönerim. Bakın, bu kutuya da dikimlerimi yapıyorum ve artık bu yaprakları burada tutmanın bir anlamı kalmamıştı. Çünkü çok büyüdüler ve yapraklananlar oldu. Bu yapraklananlar arasında hediye verdiklerim oldu. Biraz da seyretmeye çalıştım. Fakat biliyorsunuz benim zaten bahçede bir bebek tarlam var ve o bebek tarlasını da yeterince yaprak diktiğim için benim kanalımı takip eden arkadaşlara hem toprak zemin üzerine hem hava ile köklendirmeyi bu şekilde göstermek istedim. Ve sizlerin de gördüğü üzere sukulentler arkadaşlar her ne olursa olsun hayata tutunmak için ellerinden gelen özeni ve çabayı gösteren Allah'ın sihirli bitkileridir. Ve bu sihirlerini İnanın şu minik minik şu küp saksılara nasıl diktiysem, bakın o saksının hepsi birer sihir benim için. Çünkü çok tatlılar, çok şirinler ve bu saksılara baktıkça böyle insanın yüzünde bir gülümseme oluşur. Bakın, ben 2. günde size ne gibi bir çekimler yaptım. Şimdi onları izliyorsunuz. Evet, bakın kapaklı saksılarımın aralarına böyle bu minik minik bunları şöyle bir toprak üzerine bırakıverdim değerli arkadaşlar. Ve bakalım şansımıza hangi türler çıkacak. Bakın diğerlerini de, yani hafif köklenmiş veya bebek olmuş yaprakları da bu saksıma diktim. Bunlar uzun süre alan, yani iğne oyası gibi tek tek bunları işliyorsunuz arkadaşlar. Ben yapraklarını da kestim.
yaprakların özenle dikim işini bitirdik. Bakın şimdi ben şöyle yavaşça şu aparatımı da alayım. Size ne göstereceğim dikkatli bir şekilde. Bakın ben bunu bir çiçekçide gördüm ve tek elimle yavaşça hasarsız bir şekilde kapatmaya çalışıyorum. Bakın kapattım. Gördüğünüz üzere yukarıda da böyle delikleri var. Açıp kapatabiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Deliklerini de açtım. Bunu niçin aldım? Özel tür yaprakların ve kuşlar gelip de bu yaprakları dürteklemesin diye. Çünkü 3 gün oldu bu yaprakları buraya dikeli, dizeli. Çünkü siz videomu arkadaşlar 3 gün geriden izliyorsunuz. Çünkü ben belli bir süreç geçirmesini istedim bu yaprakların da. Hem de biraz da şey oldu, yoğunluklar oldu. Organizasyonlara katıldım hafta sonu. O yüzden videoyu ancak bugün atabildim. Bakın bu şekilde bir fide kutusu bu arkadaşlar. Sadece sukulentler için değil, işte sebze fideleri için de bu kutular kullanılıyor. Gördüğünüz gibi benim kapaklı saksılarıma benziyor. Fakat ne yaptım? Buraya özel tür yapraklarımı dizdim. Burada neler var? Richards var, Rainbow var. Onun yanında benim özel pudralı türlerimden var. Lovely Rose yaprağı da olması lazım. Hatta fidesi de olması lazım arkadaşlar. Bir de ismini bilmediğim şurada bir türüm var. Onun da size şimdi bakın gelin anacı hangisi onu göstereyim. Ve dediğim gibi buradaki türlerimi burada gözlemleyeceğiz sizinle birlikte. Sağlıklı sıhhatle burada bu bebekleri büyütmeye çalışacağım. Evet, tekrar merhabalar. Videomu editlerken ertesi gün yağmur yağmaya başladı ve bakın bu kapaklı saksımı da nasıl kullandığımı böylece de size göstermek istedim. Denk düştü. Sizinle de bu halini paylaşmak istedim ve şimdi sizlere tekrardan hayatınızda hep güzellikler olsun diyerek videomu kesiyorum. Ertesi sabah oldu ve yağmur yağmaya başladı. Bakın bu nadir tür yapraklarının kutusunun işlevini de bu şekilde size göstermiş oldum. Böylece hem bahçe ortamından bu delikler vasıtasıyla faydalanıp hem de yaprakların çürümesini de bu şekilde engellemiş oldum ve videomun başında size gösterdiğim bazı seramik saksılar vardı. Bakın onlar da burada böyle güzelce dekorasyon olarak buraya astım. Bunlar benim neydi? Salonumdaki sofra bezinde büyüyen bebişlerimdi ve ben de onları bu şekilde bu seramik ya da küp saksılara, yani şöyle sarkaç şeklinde arkadaşlar, bu şekilde satılıyordu. Ben de onları buraya böyle sarkaçlı olarak astım ve bahçe peyzajında çok hoş ve şık durdu bakın. Ara ara da bu sarkıcı saksılardan almak istiyorum. Çok şirin, çok tatlı duruyorlar. Bunların hepsi arkadaşlar benim içerideki sofra bezimdeki bebişler. Onları buraya diktim böyle. Güzel de duracaklarını ümit ediyorum. Bakın diğer ektiğimiz saksılar da hep buradalar. Ve bunlar benim çok hoşuma gitti. Çok tatlış tatlış durdular. Zaten seviyorum böyle dekoratif şeyleri. Bakın onlar da burada inşallah büyüyecekler. Böyle de bir şıklık katmış oldular videoma ve bahçeme. Ve videomun sonuna geldim. Hepinize sağlık dolu günler diliyorum. İyilik yapanlarınız bol olsun. Size hep iyilikler yapan yol arkadaşlarınız olsun. Kendiniz için bir şey yapın. Hoşça kalın.